Manşete hoş geldiniz. Boşanıyorlar mı dedik. Tabi bu Ali Rıza amcayla Ayşe teyzenin boşanması meselesi değil. O mahalle dedikodusuna girer. Bu iktidarda bir boşanma olup olmayacağı. Buna bakacağız. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına bakacağız. E, Devlet Bahçeli grup konuşmasında 50 artı 1 ile ilgili çok dikkat çekici bir çıkış yaptı. Buna bakacağız. Ama ondan önce e, gündeme getirmek istediğim bir iki konu var. Bir tanesi MADO. MADO Maraş dondurmasının baş harfleri. Uygurların etkinliğine salon vermeyen Madon'un sahibi Mehmet Sayit Kambur, Çin radyosuna konuşmuş, ben Çinliyim demiş. Madon'un gezi eylemlerinde de gene iktidarı destekleyen, eylemcilerin e, karşısında duran bir tavrı vardı. Ama o gün bugündür hayatiyetini sürdürdüğüne göre gezi eylemcileri de veya oraya destek veren de ve ondan sonra toplumun her kesimi de bir biçimde buradan alışveriş yapmayı sürdürüyor. Tüketiciler tüketimden gelen haklarını kullanırlarsa yani iktidarın yanında hizalanan, zalimlerin yanında hizalanan bu tür ticari işletmeler söz konusu olduğunda e, alışveriş yapmayarak, boykot ederek, hatta önünden geçerken kasaya uğrayıp patronunuzu kınıyorum, yazıklar olsun falan diyerek veya postitlere kınama yazılarını yazıp şubelerin camına falan yapıştırarak demokratik tepkilerini gösterebilirler. Son derece insanidir, son derece meşru bir haktır, şiddet içermeyen bir protestodur. Bakalım ondan sonra Maddo ve onun gibiler böyle konuşmaya, böyle davranmaya devam ediyorlar mı, devam edecekler mi? Bir diğer konu, işte Ümit Özdağ Twitter'da paylaşmış, 10 Kasım'da kapalı çarşıda, Esnaf saygı duruşunda bulunurken bir yürü, yürümüş galiba. Ve saygı duruşunda bulunmadığı diye diğer esnaf da onları, o yürüyen kişiyi dövmüşler. Bunu destekleyen, yani o dayak eylemine destekleyen Ümit Özdağ da gitmiş. Ve işte o Atatürk'e saygı duruşunda bulunmayan, artık bilinçli mi bilinçsiz mi bilmiyoruz, kişiye haddini bildiren insanlara destek ziyaretinde bulunmuş. Şöyle de bir açıklama yapmış, izleyelim birlikte. 10 Kasım'da Kapalı Çarşı'da saat 9'u 5 geçen Atatürk için yapılan saygı duruşu sırasında terbiyesiz bir adam yürüdü ve işte buna tepkiyi yanındaki genç kardeşim verdi. Onun verdiği tepkiyle birlikte bütün cadde aynı tepkiyi verdi. Ben de o gün gelip kendisini tebrik edeceğimi, bu caddeyi tebrik edeceğimi, kapalı çarşıyı tebrik edeceğimi söylemiştim. Şimdi yanındayım. Kardeşim seni tebrik Türkiye ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk'tür. Saygıyla anıyoruz. Sağ, sağ olun. Çok sağ olun. Evet, çok açık bir faşizm var ülkede ve faşistler artık adeta böyle gövde gösterisi yapıyorlar. İşin mahallesi şu su bu su da kalmadı emin olun artık kendilerine ne derse desinler. Şu Şucu, bucu, şu ideoloji veya bu ideoloji soldan sağa, sağdan sola en ılımlısından en radikaline kadar maalesef bütün mahallelerde ağır bir faşizm ve ağır bir kendinden olmayanı kendinden olmayana had, bilme, had bildirme faşizmi var. Yazıklar olsun. İşin böyle bir noktaya geleceğini kim öngörebilirdi ama geldi. Şimdi bakalım bir diğer konu Devlet Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı açıklama. Boşanıyorlar mı derken? Şimdi şu açıklamayı gördüğünüzde yok hayır bir boşanma yok dersiniz. Açıklama çok net. Bahçeli diyor ki Türkiye'de iktidarın değişmesi için bir ortam veya demokratik bir neden bulunmuyor. Korkunç bir enkaz falan da görünmüyor. Bilakis ülkemiz yükselişte sınır ve eşik tanımıyor. Bu açıklamayı gören Bahçeli'de Bahçeli açısından hiçbir problem yok. İktidarı bozmayı Koalisyonu bozmayı düşünmüyor. Bahçeli için tıpkı Erdoğan'da olduğu gibi her şey yolunda görülüyor gibi bir anlam çıkarır. Fakat açıklamanın şu bölümüne baktığınızda yani bu sistemin demokratik meşruiyet temeli %50 artı 1'dir bölümüne baktığınız zaman ve sadece o da değil ee, ne bileyim Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Üyesi Cemil Çiçek, Fehmi Koru falan gibi isimleri eleştirdiğini gördüğünüzde de ee, düşünmeden edemiyorsunuz. Şu şimdi 50 artı 1 meselesi ne? 50 artı 1 meselesi şu Cemil Çiçek ve başka isimlerde 50 artı 1 e, doğru değildir bunun sonu kaostur gibi açıklamalarda bulundular. Devlet Bahçeli de bu sistemin demokratik meşruiyet temeli %50 artı 1'dir derken Cemil Çiçek ve Fehmi Koru falan gibilere e, ayar veriyor veya cevap veriyor. Fakat dikkatinizi çekerim %50 artı 1 meselesi Cemil Çiçek veya Fehmi Koru falan gibi isimlerden ziyade Erdoğan'ın Temel Karamollaoğlu'na yaptığı bir açıklamayla gündeme gelmişti. Neydi o açıklama? Karamollaoğlu Duvar Gazetesi'nden Nergis Demirkaya'ya konuşmuştu ve Erdoğan'a atfen şunu söylemişti. 50 artı 1'in mahsurlu olduğunu anladık. 50 artı 1'i o zaman bu kadar sıkı bir şeye bağlamamamız gerekirmiş. Onun farkına vardık. Bunu söyleyen kimdi? Bunu söyleyen Erdoğan'dı. Kime söyledi? Temel Karamollaoğlu'na. Ne zaman söyledi? 11 Kasım'da. Yani bundan 5 gün önce. Peki bu yalanlandı mı? Hayır yalanlanmadı. Bilakis Karamollaoğlu bunu birkaç kere tekrar etti. 50 artı 1 nedir? Cumhurbaşkanlığı seçim sisteminin esası. Yani birinci turda hiçbir aday 50 artı 1 alamazsa ikinci tura kalır seçim ve en yüksek oy alan iki aday yarışırlar. Kim kazanırsa o Cumhurbaşkanı olur. 50 artı 1'in mucidi olarak devlet bahçeli gösteriliyor ama bu tür sistemlerde 50 artı 1'in mucidi olmaya gerek yok. Sistem zaten 50 artı 1'i dayatır. Yani siz bir başkanlık sistemine gittiğinizde bunun iki yolu vardır. Bir, Seçime herkes katılır ve en yüksek oyu alan kişi başkan seçilir dersiniz. Tıpkı belediye başkanlığında olduğu gibi. İkinci yolu nedir? İki turlu seçimdir. Birinci turda 50 artı 1'i alamazsa hiç kimse ikinci turda en yüksek oy alan iki aday e yarışır ve e kim kazanırsa o başkan olur. Bu çok nettir. Bunun bir üçüncü yolu yok. Yani 40 artı 1, 30 artı 1 gibi bir yöntem yok olamaz da. Olamaz. Neden? Şimdi siz 40 artı 1'i alan kazanır dediğinizde iki aday 40'ı geçti. Ne yapacaksınız? Diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan bir sürü aday, başka aday da girdi. İşte Tayyip Erdoğan 42 aldı. Kemal Kılıçdaroğlu da 43 aldı. 42 aldı. Diğerleri de işte %3-5 aldı. Neyse. Ne yapacaksınız? E o zaman durum şöyle olur. Yani şimdi evet yazabilirsiniz. İşte birinci turda e, kır başka hiçbir aday geçmediği halde 40'ı geçen kazanır veya 30'u geçen kazanır falan gibi maddelerle e, demokrasiyi biraz daha sündürmek veya bu tür seçim sistemlerinde belli olan konuları biraz daha sündürmek mümkün ama e, çok atla zarar bir durum. 50 artı bir nettir. Bunu birinin gündeme getirmesi de gerekmiyor. E, muhtemelen e, bir çıkış yolu arıyor e, Tayyip Erdoğan. Bunun iki çıkış yolu var. Bir, anayasayı değiştirmek ve diyelim ki en çok oya alan kişi Cumhurbaşkanı olur falan. Böyle bir madde getirmek. İkinci yolda, ittifakı genişletmek. Onun için anayasa değişikliğine gerek yok. Yani MHP tek başına yetmiyor. Bir üçüncü, bir dördüncü parti bularak yüzde elli artı biri tekrar sağlamak. Fakat anayasayı değiştirme durumu olmuyor. Belli ki kendi koalisyon ortaklarıyla anlaşamıyor. İttifakı da genişletemediğine göre muazzam bir çıkmazda. Peki böyle bir çıkmazda Bahçeli'nin bu sistemin demokratik meşruiyet temeli %50 artı 1'dir demesi ne anlama geliyor? ortağına bir dakika demek anlamına geliyor. Yani bu laf Cemil Çiçek'e, Fehmi Koru'ya şuna buna söylenmiş bir laf değil. Beş gün önce Temel Karamollaoğlu'na konuşan Tayyip Erdoğan'a söylenmiş bir laf. Bu konuyu da böyle ele almak gerekiyor. Eğer Bahçeli doğru siyasi danışmanlarla çalışmıyor, aklını peynir ekmekle yemediyse. Lafın muhatabı Tayyip Erdoğan'dır. Peki soru şu, boşanıyorlar mı sorusunun? Cevabı şu. Bahçeli neden boşansın? Çünkü bugün koalisyonu bozsa, bir seçime gidirse mevcut seçim yasasıyla seçime gidilecek ve Bahçeli barajın altında kalarak kaybedecek. Artı iktidar olanaklarını kaybedecek ve bir daha hiçbir zaman hiç kimse ona böyle bir iktidar olanağı bahşetmeyecek. Kafayı mı yedi? Niye seçime gitsin veya niye masayı devirsin? Doğru şeye baktığınızda, menfaatlerine, çıkarlarına baktığınızda böyle yapmaması gerekiyor. Ancak bir minik istisna var. O istisnada 2002'ye götürelim sizi. Bahçeli Partisi barajın altındayken ülkeyi seçime götürdü. Hükümet masasını devirdi ve kendi siyasi hayatını da o gün için bitirdi. 3-5 sene sonra tekrar dirilecekti. Ayrı bir konu ama şu anda Bahçeli'nin o kadar ömrü var mı bilmiyorum. O halde bir kişi e, o gün masayı devirdiği gibi kaybedeceğini bildiği halde, bugün de kaybedeceğini bildiği halde masayı neden devirsin? Bahçeli için her şey siyasi menfaat Bahçeli için her şey iktidar ortağı olup belli e, konularda çıkar elde etmek Bahçeli için her şey Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir şekilde seçimde milletvekili çıkarıp parlamentoya girmesi falan olabilir olmayabilir Bahçeli ve beraber et, e, hareket ettiği irade e, kendilerine gösterilen hedef e, ve, işte gaye doğrultusunda, ideal doğrultusunda böyle bir kararı alabilirler. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin barajın altında kalmasının önemi yok. iktidar ortaklığını kaybetmesinin de bir önemi yok. Çünkü biz başka bir iradeye başka türlü e, hizmet ediyoruz. Bizim idealimiz daha farklı diye de bakabilirler ve masayı devirebilirler. Eğer Bahçeli bugün masayı devirirse belli ki ne iktidar ortaklığı ne de partisinin barajının altında kalmasının Bahçeli için zerre ehemmiyeti yoktur. Bahçeli başka bir sahikle hareket etmektedir. Bu da bir analiz. Evet her şey siyaseten illa elde edeceğiniz bir menfaate, elde edeceğiniz bir oya, elde edeceğiniz parlamentoda koltuk sayısına falan bağlı değil. Bazen maddi çerçevede hiçbir şey elde etmiyor veya eldeki her şeyi de kaybediyor görünseniz dahi başka bir amaca ve başka bir ideale hizmet ediyor olabilirsiniz. Dolayısıyla Bahçeli masayı devirirse veya Bahçeli'nin masayı devirme ihtimalini bir de bu açıdan ele almak gerekir. Bir diğer konuda Kılıçdaroğlu'nun helalleşme meselesi. Meclis de buna açıklık getirdi. Ona birlikte bakalım sonra üzerine konuşacağız. Helalleşeceğiz dostlarım. Helalleşeceğiz. Açık yaralar var. Biliyorum zor olacak ama kesinlikle yapacağız ve başaracağız. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz. Robotski ile helalleşeceğiz. Bakın hukuk başka, helalleşme başka. İnsanlara devlet tazminat ödeyecek ama bir taraftan da helalleşeceğiz. Sivas, Kahramanmaraş mağdurlarıyla helalleşeceğiz. Diyarbakır hapishanesi mahkumlarıyla helalleşeceğiz. Mahalleleri gasp edip sürülen ve mahallelerine lüks siteler dikilen romanlarla helalleşeceğiz. Varlık vergileri altında ini biniminleyen azınlıklar 6-7 Eylül olaylarının mağdurlarıyla helalleşeceğiz. Mahkemelerde süründürülen askerlerimiz ve aileleriyle helalleşeceğiz. Bugün Londra'ya göç etmiş en parlak beyinlerimiz ile helalleşeceğiz. Ali İhsan Korkmaz'ın ailesiyle helalleşeceğiz. Soma ile, Soma ile helalleşeceğiz. Darbeciler tarafından bir sağdan bir soldan gencecik çocuklarımız asıldı bu ülkede bir sağdan bir soldan o insanlarımız da helalleşeceğiz. 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel'i kaybeden ve mahkemelerde süründürülen Mısra öz ile helalleşeceğiz. Ahmet Kaya ile helalleşeceğiz. Helalleşeceğiz dostlarım. Ve yakın bir gelecekte bir gün çocuklarımız geçmişe baktıklarında neler olmuş ama önümüze bakmayı bilmişiz. Helal olsun onlara diyecekler. Evet varlık vergisinden Roboski'ye 28 Şubat'tan e, Oğuz Arda Sele gezi hayatını kaybedenlere kadar geniş bir perspektif çizdi. İn önü ve sonrası dönem. Ama son 5-6 yılki ki KYK mağduriyetleri falan buna girmedi. Mahkemelerde süründürülen insanlar dedi ama çok muğlak bir ifade. Keşke KYK'dan, keşke 15 Temmuz sonrası karartılan hayatlardan bahsetseydi. dolayısıyla bu liste de çok fazla tatmin etmiş değil. Bakalım iş nereye gidecek? Yani olayı bu sayılan çerçeveyle sınırlı tutmak doğru değil. Bu çerçevede bir şey elbette. Mühim bir, hareket, mühim bir başlangıç ama Geriye doğru 100-150 yıllık mağduriyetler tarihine perspektifinizi doğrutmak yönetmek durumundasınız. Ümit Kıvanç diyor ki Ümit Kocasakal'ın bir dizi dizitiviti var ben okudum yani gerçekten ağır faşist bir kafa. Hani şu meşhur yüzleşme var ya demiş en çok ondan rahatsız diyor Ümit Kocasakal ve benzeri tip CHP'lileri kastederken Ümit Kıvanç. Çünkü bu eylem için yüz gerekiyor. Apaçık ez cümle kıyım tarihini sahipleniyor demiş. Evet maalesef benzeri isimler geriye doğru kıyım tarihini sahipleniyorlar. Ve yapılan şeylerin yanlış olmadığını söylüyorlar. Orada değilim. Devamında çok enteresan bir cümle kurmuş. Öneri iki nokta üst üste. Partiyi ele geçirmek için Cumhuriyet Gazetesi'ne yapılan cinsten operasyon tertipleyebilirler sarayla birlikte. Tıpkı nasıl Cumhuriyet Gazetesi bir saray operasyonuyla saraya mektup yazan ve içerideki arkadaşlarını ihbar eden ekip tarafından ele geçirilmiş ve şu anda yönetiliyorsa hala benzer bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'ni Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılacağı lafları da Cumhuriyet Halk Partisi'ni Ümit Koca Sakal ve benzeri tiplerin ele geçirme, elde etme operasyonu olabilir diyor Ümit Kuvanç. Olabilir bilmiyorum ama CHP'nin kapatılması meselesinin iktidar cenahında konuşuluyor, dile getiriliyor olmasını ben saray ve çevresi ve saray ve efradından da çok fazla bağımsız görmüyorum. Ağır zulümler var. Bakın son Gülen yapılanmasına iki ayrı soruşturma yüzden fazla gözaltı. Daha yeni kestim. Doğan Haber Ajansı, İhlas Haber Ajansı falan her gün böyle operasyon haberleri geçiyorlar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülen yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada yüzden fazla kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 28 ilde düzenlenen operasyonda geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 3 as subayla daha önce ilişki kesilmiş 73 askeri öğrenci olmak üzere 76 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi diyor. O öğrenciler de yaşı tutmayan o zaman şimdi yaşı tuttuğu için tutuklanan veya gözaltına alınan öğrenciler. Yani bundan 5 sene önce 14, 15, 16 yaşlarında olan çocuklar Şimdi yaşı tutunca e, gözaltına alınıp tutuklanıyorlar. Böyle bir ağır e, şeyden geçiliyor, süreçten geçiliyor. E, maalesef ve e, bu herkesin göz önünde oluyor. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı da konuşurken olayı varlık vergisinden alıyor Roboski'ye, oradan gezi eylemlerine, oradan 28 Şubat'a falan getiriyor ama son 5 yıldır ağır biçimde yaşanan bu e, zulümleri atlıyor. Veya şu ara bunlardan bahsetmek çok fazla işine gelmiyor. Bilmiyorum. Bunu e, göreceğiz. E, elbette e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin helalleşme, yüzleşme falan neyse işte bu tür e, çağrısı önemli. E, fakat buna başlarken e, özellikle iktidara hayat öpücüğü veren CHP dokunuşlarının da e, altını çizmek ve geriye doğru onları da hatırlamak, hatırlatmak gerekiyor. Unutmayalım. Şu son 7 senede 6-7 senede bu iktidarla koalisyon görüşmesi yapan, bu iktidarın çağırdığı her yere giden, bu iktidarın yeni kapı mitinginde e, hizaya girip o işte 15 Temmuz e, OHAL o hal kararnamesine imza atmasa bile, oy vermese bile o hal uygulamalarını bir anlamda yeni kapı mitingine giderek e, fiili olarak destekleyen, Selahattin Demirtaş ve arkadaşlarını hapse attıran, Sonrasında savaş tezkerelerine destek veren hangi birini söyleyeyim? Pek çok konuda bu iktidarın dümen soyuna giden, bu iktidarın e, 6-7 yıldır şeytanlaştırdığı her kesime, bu iktidarla beraber taş atan CHP ve CHP'li e, zihniyetini de e, muhakkak hatırlatmak zorundayız, boynumuzun borcu. E, fakat Türkiye'de maalesef özellikle belli bir kesim veya belli kesimler şu son 4-5-6-7 sene içerisinde olan biteni, uzun atlayıp olayı götürüp 2007'ye, 2009'a, 2002'ye, 2010'a oralardaki işte kimi seçimlere veya kimi soruşturmalara endeksliyorlar ve her şeyin başı sonu buymuş gibi bir analiz yapıyorlar. Bu da çok doğru değil. Bir notumuz var ki o notla da mühim bir not kapatacağım. Koronavirüs bir arkadaşım dün paylaştı ve ben meseleye bu gözle bakıyordum ama onun paylaşması daha da tesirli oldu. Şu anda dünyada çok etkili bir biçimde e, koronavirüsle e, mücadele yürütülüyor gibi görülüyor Batı'da özellikle bir takım tedbirler yeniden hayata geçti geçiriliyor. E, corona cases in the world yani korona vakaları dünyadaki korona vakaları gibi bir arama yaptığınızda Google'da e, karşınıza bir liste çıkıyor. Baktığınızda o listeye bütün dünya çapında 254 milyon aktif korona vakası olduğu görülüyor. 5.11 milyon insanda ölmüş. Aşağı doğru listeye baktığınızda e, vaka sayısına göre ülkeler sıralanmışlar. Ve karşısında da toplam ölümler var. Yani e, Amerika'da 47, mily 47 milyon vaka tespit edilmiş. 763 bin ölüm var. Hindistan'da 35,5 milyon vaka tespit edilmiş. 464 bin ölüm var. Bu şekilde iniyor. Şimdi nüfusu Türkiye'ye yakın veya Türkiye'deki vaka sayılarıyla paralel ülkelere baktığınızda durum biraz farklılaşıyor. Mesela İngiltere'de 9.6 milyon vaka tespit edilmiş 143 bin ölüm var toplam. Rusya'da 8.96 milyon vaka tespit edilmiş 252 bin ölüm var. Türkiye'ye geliyorsunuz 8.43 milyon vaka 73 bin ölüm. Yine hemen Türkiye'nin altındaki ülkelerle yürüyelim. 7.39 milyon vaka Fransa 119 bin ölüm. İran 6 milyon vaka 128 bin ölüm. Arjantin 5 milyon vaka 116 bin ölüm. Almanya 5 milyon vaka 97 bin ölüm. İspanya 5 milyon vaka 87 bin ölüm. Yani Türkiye'den vaka sayısı itibariyle daha aşağıda olan ülkelerde Türkiye'nin iki katı yaklaşık ölüm var. Dolayısıyla bu Türkiye'nin Türkiye'de 73 bin değil. Onun en az iki katı insanın öldüğü anlamına geliyor. Vakaları saklamıyorlarsa ki saklamadıkları ortada e, ölümleri saklıyorlar. E, Çok son derece çarpıcı bir tablo. E, Türkiye'deki ölüm rakamlarının hiçbir zaman gerçeği yansıttığını düşünmedim. E, gerçeğin yarısı, üçte biri, hatta yer yer dörtte biri e, rakam açıkladılar. Türkiye'de 8.3 milyon vaka varsa, 8.43 milyon vaka tespit edilmişse bugüne kadar pandeminin başından bu yana 73 bin kişinin ölmesi dünya istatistikleri yönüyle. Benzer ülkelere bakılarak imkan ve olası değil. İstatistik ilmine ters. Haliyle Türkiye ölümleri en az yarı yarıya, belki üçte bir ee, saklıyor. Bunu bu şekilde bir kere daha kayıt düştükten sonra manşeti kapatıyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla hoşçakalın.